Beş binlik kaç adet yüzlüğe eşittir? Bu soruyu birden fazla yolla çözebiliriz ama gelin öncelikle 5 binlik ifadesine odaklanalım. 5 binlik demek 5 adet bin demektir. Şimdi bu binliklerden her birini ayrı ayrı ele alalım. Elimizde toplam 5 adet binlik var dedik. Peki her bir adet binlik yani bin kaç adet yüzlükten oluşur? Başka bir deyişle binin içinde kaç tane yüzlük bulunur? Bunu anlamak için hadi gelin bine ulaşana kadar yüzer yüzer sayalım. Her bir yüz için buraya bir çentik atacağım. Böylece bine ulaşana kadar kaç tane yüz olmuş sayabileceğiz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Bin. 1000'e ulaşana kadar 10 tane 100 saydık. Demek ki, 1000, 10 adet yüzlüğe eşitmiş. Peki, 5000 kaç adet yüzlüğe eşit olabilir? 5000, 5 bin, tane binliğe eşit olduğuna göre, 1 tane 1000'in içerdiği yüzlük kaç adetse, 5000'in içinde 10'un 5 katı kadar yüzlük bulunmalı. Bu da demek oluyor ki, 5000, 5 çarpı 10 adet yüzlüğe eşittir eşitliğin sol tarafını 5 ile çarpmıştık. Bu yüzden sağ taraftaki 10 adet yüzlük ifadesini de 5 ile çarpmalıyız. Evet, buna göre 5000, 5 çarpı 10 adet yüzlüğe eşit olacak. Ya da 5 çarpı 10 için direkt olarak 50 de yazabiliriz. Sonuç olarak 5000, 50 adet yüzlüğe eşittir. Bu soruyu bir de basamak değeri yöntemiyle çözebiliriz. Hadi gelin bir de öyle çözelim. Basamak değeri tablosunu açalım. Basamak değeri tablomuz işte burada. 5 binlik için binler basamağının altına 5 yazdığımızda diğer basamakların altının boş kaldığını göreceksiniz. Yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı boş. O halde bunların altına 0 yazıyoruz. İşte bu 5000. bin. 5 basamak değeri tablosunda böyle yazarız. Yalnızca binler basamağının altına bir rakam yazdık ve diğer basamakların altında 0 yazılı. Beş bin demek yanında 3 tane sıfır olan bir 5 demektir. Şimdi biz bu 5000'liği yalnızca yüzler basamağıyla yani yüzlük cinsinden ifade etmek istiyoruz. Bu durumda basamak değeri tablosunu nasıl kullanacağız? Şöyle düşünün. Soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. İlk olarak karşımıza 5 çıktı, değil mi? 5 deyip orada durduğumuzda bu sayıyla beraber sayının bulunduğu basamağın değerini de okuruz. Yani, mesela burası binler basamağı, o zaman bu sayı 5000. Sayının yüzler basamağındaki değeri için de aynı yöntemi uygularız. Yüzler basamağına kadar sağa doğru ilerleriz. Yani önce yüzler basamağına gelene kadar, altta yazılı olan sayıyı okuruz, sonra da basamak değerini okuruz ki, bu seferki basamak değeri de 100. Sonuç olarak bu şu demektir. 5000'lik 50 adet yüzlükle aynı şeydir. 5000, 50 adet yüze eşittir. Sonda yazılı bu 2 adet sıfırı kullanmamıza gerek yok. Çünkü nasıl ki binin 3 adet sıfır içerdiğini biliyorsak, yüzün de iki adet sıfır içerdiğini biliyoruz. Evet, 5000, 50 adet yüze eşit. Soruda bize kaç adet onluğa eşit olduğu sorulmamış ama artık onu da kolaylıkla bulabileceğimize eminim. Bir bakalım. 5000'in 500 adet onluğa eşit olduğunu hemen söyleyebiliriz. Onlar basamağına gelene kadar 500 yazıyor. Evet, 500 adet 10. Tabloda onlar basamağından sonra yalnızca bir adet sıfır var. Fakat buradaki sıfır onlar basamağı ya da onluk derken de zaten ifade ediliyor. Son olarak en sağa kadar ilerlersek bize verilen sayının 5000 adet birliğe eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Bu söylediklerimizin hepsi aynı kapıya çıkar. 5 adet binlik, 50 adet yüzlük, 500 adet onluk ve 5000 adet birlik birbirine eşittir. Soruda bize yüzlük hakkında bir şey sorulmuştu. Buna bakarsak 5000, 50 adet yüzlüğe eşittir. Hadi bir soru daha çözelim. 30 onluk kaç adet yüzlüğe eşittir? Hmm, bu seferki soruda onluklar ve yüzlükler var. İlk olarak onlukla yüzlük arasındaki ilişkiye bir bakalım. Bir adet yüzlükte kaç adet onluk vardır? Yüzlüğü yazıyla da yazabiliriz veya rakamla 100 şeklinde de yazabiliriz. Bunun ne olduğunu önceden bilmiyorsanız 100'e kadar onar onar saymanız yeterli. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'e ulaşmak için 10 on adet onluk saydık. Demek ki 100'ün içinde 10 tane 10 varmış. Peki 1 tane yüzlükle 10 on tane onluk eşitse 30 tane onluk kaç tane yüzlüğe eşittir? 10 on tane onlukla 30 tane onluk arasındaki ilişki nedir? 30 adet onlukta 10 on adet onluktakinin 3 katı kadar 10 vardır. O halde yüzlüklerin adedi de 3 katına çıkmalı. Yani 3 tane yüzlük olmalı. 30 adet onluk demek 10 adet onluk kümesinden 3 tane var demektir. 10 adet onluğun 100'e eşit olduğunu bildiğimize göre 30 adet onluğun da 3 adet 100'e yani 300'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruyu basamak değerlerini kullanarak da çözebiliriz. Soruda bize çarpan olarak onluk verilmişti. Onluğun yani onlar basamağının bir adet sıfırla temsil edildiğini biliyoruz. O halde 30 adet onluk neye eşittir? Sağına bir tane daha sıfır yazmamız gerekiyor, öyle değil mi? 30 ve sonuna bir sıfır daha. İşte bu sıfır onluğu ve 10'la çarpımı temsil eder. Peki bu ifade ayrıca neye eşittir? Soruda zaten yüzlük cinsinden neye eşit olduğunu bulmamız istenmişti. Yüzlüğün, yani yüzler basamağının da aslında iki adet sıfırla temsil edildiğini biliyoruz. Şimdi, eşitliğin sağlanabilmesi için, kutu koyduğum bu basamağa hangi rakamı yazmalıyız? Yukarıda da çözdüğümüz gibi, buraya gelecek olan rakam 3'tür. 30 onluk, 3 yüzlüğe eşittir.